Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle geçen hafta sonu girdiğimiz denemenin sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayayım arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim. Hızlıca çözeceğim ben. Soruları tahtaya yazdım. Bakalım arkadaşlar. 51. soru. Siz de denemede 51. soru olarak gördünüz. Yani 10. sınıf matematiğin ilk sorusu. Px polinomu 2x kare eksi x artı 1 olduğuna göre Px artı 1 eksi Px. Zaten Px'imiz yukarıda var. Bize Px artı 1 lazım şu an. Onu da bulduktan sonra ikisinin arasındaki farkı alırsam ben cevabı bulmuş olacağım. O zaman Px artı 1 bulalım. Px artı 1 arkadaşlar ne olmuş? Bakın içerisi x artı 1 olmuş. Bizim ana polinomumuz burası değil mi? Ben bu içeriye x artı 1 yazarsam, yani x'in olduğu yere x artı 1 yazarsam bunu elde etmiş olurum. O zaman burada da x, gördüğünüz yere şurada x artı 1 yazdık. Burada da x artı 1, burada da x artı 1. X gördüğümüz her yere x artı 1 yazıyoruz ki bunu bulalım. Ne diyor arkadaşlar burada? 2 çarpı x artı 1'in karesi eksi x artı 1, parantez içine yazalım, işaretler karışmasın. Bir de dışarıda artı 1 var arkadaşlar. Şunu bir düzenleme yapalım. Şöyle eşittir diyeyim şuraya. 2 çarpı arkadaşlar x artı 1'in karesi, yani kare açılımı nasıldı? Tam kare açılımı. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı, x ile 1 çarp x. 2 katı 2x. İkincinin karesi artı 1. Şu eksiyi dağıtayım arkadaşlar. Eksi x, eksi 1. Bir de dışarıdaki artı 1 var. Şuradaki 2'yi dağıtıyorum şimdi. 2 çünkü içeridekinin hepsiyle çarpılıyor. 2x kare artı 2 kere 2 4x artı 2 kere 1 2. Devam ediyorum. Eksi x. Şunlar ikisi birbirini götürsün. Bu şekilde. Bu px artı 1. Px artı 1. Px artı 1. Arkadaşlar şurada düzenlemeyi de yapayım tekrardan. 2x derecelere aynı olanları topluyorduk. X kareden 2 tane var. 2x kare. 4 tane x burada. Bir tane x çıkartmış. Artı 3x artı 2. Bu bizim px artı 1 polinomumuz. Px artı 1'i buldum. Px artı 1'den çıkartacakmışım. Bunu buldum zaten. Px'imiz neydi? 2x kare eksi x artı 1. Bunu bundan çıkartalım. Çıkarma işlemini yapalım. Gözüküyor sanırım şöyle. 2x'ten 2x kareden, şunlar kare arkadaşlar. Tam üzerlerine yazayım. 2x kareden 2x kareyi çıkartırsanız 0 olur. Birbirini götürür. Yazmayayım. 3 tane x'ten eksi x'i çıkartırsanız 2 tane x değil. 3x'ten eksi x'i çıkarıyorsunuz çünkü. Artı 2'den 1'i çıkartıyorsunuz. 2 eksi 1. Burası ne oluyor? 3x'ten eksi x'i çıkartırsanız 4x. Artı 2'den eksi 1'i çıkartırsanız 1 olur. Yani 4x artı 1. Px artı 1 eksi px. 4x artı 1 yapıyor arkadaşlar. Yani sizin denemenizdeki A şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. A şıkkı diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar çözümü. Eğer sorular elinizde varsa yoksa yine biz size veririz. Cevabı A şık olarak bulduk. Devam ediyorum. 52. soru. Yine bir polinom sorusu. Px artı 1 bizim ana polinomumuzu vermiş. P3x kaçtır diye soruyor. Bakın içeriği ben 3x yaparsam, şu x artı 1'in olduğu yeri 3x yaparsam yani bizden isteneni bulmuş olacağım. O zaman şu x artı 1 olduğu yer, x artı 1'in olduğu yere arkadaşlar p şu x'in olduğu yere ben 3x eksi 1 yazarsam, 3x eksi 1 yazarsam x'in olduğu yere, burada da aynısını yazacağım. 3x eksi 1, 3x eksi 1. Bakın içeriye 3x eksi 1 yazdım x'in olduğu yere. Bir de dışarıda artı 1 var. Eşittir. 3x eksi 1'in karesi 2 çarpı 3x eksi 1. Bir de eksi 1 şurada var. Tamam mıdır? Burası ne yapıyor şimdi? Bizden istenen yapıyor. P3x. Çünkü şunlar birbirini götürüyor. P3x oluyor. 3x eksi 1'in karesi. Yine tam kare açılım var orada. 3x'in karesi 9x kare. Birinci ile ikinci, bakın şöyleydi yine. Burada yapmıştık. Birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. 3x ile 1'i çarp. Arada eksi var. Eksi 3x karesi eksi 6x
3x, 6x. İkincinin karesi artı 1. Şuraya dağıtıyorum. Eksi 2 ile 3x'i çarp, eksi 6x. Eksi 2 ile eksi 1'i çarp, artı 2, eksi 1. Şu dışarıdaki eksi 1. Eksi 6x, artı 2, eksi 1 de dışarıda vardı. Tamamdır. Yani P 3x eşittir. Arkadaşlar 9x kare var. Eksi 6x burada. Eksi 6x de burada. Eksi 12x. 1 burada. Şu artı 1 ile eksi 1 birbirini götürsün. Geriye artı 2 kalsın. Arkadaşlar Px, P3x polinomumuz neymiş? 9x kare eksi 12x artı 2. Bu da şıklarda C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunun cevabı da C'ymiş. Arkadaşlar karmaşık sayılar sorusu. Karmaşık sayılara giriş yapmıştık. Enes Hoca anlatmıştı. Yani diğer hocalarımız da anlattı. Arkadaşlar bize ne diyor? Bakın burada 1 bölü Z artı 2 var. Eşittir. 2 artı i. Bu i'ler bizim karmaşık sayımızın sanal kısmı. Soru diyor ki o şu Z değil mi karmaşık sayı? Karmaşık sayının reel kısmıyla sanal kısmını topla diyor bize. Yani şu Z eşittir A artı i B olsun. Bizim Z'imiz o karmaşık sayı bu olsun. Yani şu A artı B kaçtır diye soruyor bize. Burada Z'nin reel kısmı A, Z'nin imajiner kısmı B. İkisinin toplamını soruyor. Yani A artı B'yi soruyor. Bulalım. Yerlerine koyacağım. 1 bölü arkadaşlar Z'nin yerine ben şurada A artı B, A artı i B yazacağım. A artı i B. Şunu. Artı 2 eşittir. 2 artı i bölü 1 eksi i. Burada Z yok. Z bir tek şurada var. İçler dışlar çarpımı yapacağım orada. İçler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar. 1 eksi i ile 1'i çarparsak 1 eksi i. Şunu tek tek çarpacağım arkadaşlar. 2 ile şöyle çarpayım. 2 çarpı a artı i b. Şöyle yapayım. Bununla bunu çarptım. Şimdi bununla bunu çarpayım sırayla. A artı i b ile 2'yi çarptım. A artı i b ile i'yi çarpacağım. A artı b ile 2'yi çarptım. Arada artı var. A artı i b ile i'yi çarpıyorum. Devam ediyorum. Şimdi 2 ile çarpacağım. Şuraya artı diyeyim. Artı 2 kere 2 4 artı 2 ile i'yi çarp 2. Bu arkadaşlar eşitliğin bu tarafı 1 eksi i, diğer tarafı bu. Açıyorum onda 2a artı 2bi şunu da şunu çarptım. Artı a ile i'yi çarparsanız a i eksi artı pardon. B ile i b ile i'yi çarparsanız i kare b. Artı 4 var. Artı 2y var. Bakın aynı olanları toplayacağız. Yani i'li olanları toplayacağız. Sayıları bir tarafa sanal kısımları bir tarafa yazacağız. Şöyle de bir eksiği. Bakın şimdi sayı olanlar ne elimizde? İki tane a var. Şunlar i'li kısım. Bunları şurada i kare eksi 1 değil mi arkadaşlar? İ kare eksi 1. Burası eksi b yazabilirim ben bunun yerine. İki tane a var. Eksi b var. Bir de 4 var. Yazıyorum. 2 tane A eksi B artı 4. Sadece i'si olmayanları yazıyorum. 2 tane A var. Burada i var. Burada i var. Burada i yok artık. Eksi B. Burada 4 var. Orada i var. Peki bu neye eşit? Sol taraftaki burası hepsi şu Z'nin reel kısmı ya. O zaman buradaki reel kısım ne? 1. 1'e eşitleyeceğim. Yani şu 4'ü de karşıya atarsam 2 tane A eksi B eşittir. Eksi 3'müş. Aynı şekilde şimdi i'lere bakıyorum. Renk değiştireyim arkadaşlar. i'lere bakıyorum. 2 tane b'yi var. Şuradaki eksi i eşittir. 2 tane b'yi artı a'yı şunu yazdım. Şunu yazdım. En son 2 tane i var. Artı 2 tane i. Şu iki tane i'yi karşıya atıyorum arkadaşlar. Ne oldu burası? Eksi i de burada var. Eksi 2 i de oradan geliyor. Eksi 3 i. Şurayı da i parantezine alırsam 2 b artı a gördüğünüz gibi 2 b artı a i'ler sadeleşsin eşittir 2 b artı a eşittir eksi 3'müş. Bunu da buldum. İki tane denklem buldum. Bir, iki tane a'dan b'yi çıkartırsanız eksi 3 yaparmış.
2 tane B ile A'yı toplarsanız yine eksi 3 yaparmış. Buradan iki bilinmeyen denklemlerden A'yı ve B'yi bulacağım. Daha sonra bizim bulduğumuz A'yı ve B'yi toplayacağız. Cevabımızı bulmuş olacağız. Onu şuraya yazayım arkadaşlar. Sorunun cevabını, devamını şuraya yazıyorum. Neydi? 2A eksi B eşittir. Eksi 3'tü. 2B artı A eşittir. O da eksi 3'tü. Hata yapmadık sanırım. Tamam. Aynı olanları yok edeceğim ben şimdi burada. Şu yukarıyı ben 2 ile çarparsam oradan eksi 2B gelecek. Çarpıyorum. 2 ile 2A'yı çarp 4A. 2 ile eksi B'yi çarp eksi 2B. 2 ile eksi 3 çarp eksi 6. Arkadaşlar taraf tarafa topluyorum. Eksi 2B artı 2B birbirini götürdü. 4 götürdü. 4 tane A burada var. Bir tane A yukarıda var. 5 tane, 5 tane A. Topladım. 5A. Eksi 6, eksi 3 daha. Eksi 9. A eşittir. Kaç geliyor? Eksi 9 bölü 5. A'yı bulduk. Arkadaşlar şuraya yerine yazarsam hani herhangi bir denklemde ya şurada ya da şurada. Şunu da işaretleyeyim. İki tane denklem bulmuştuk. İkisinden birini de yerine yazarsam B'yi de eksi 3 bölü 5 buluyorum. İkisini toplarsam A artı B eksi 12 bölü 5 bizim cevabımız olmuş oluyor. Yani A şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Eksi 12 bölü 5 A ve B'yi bulduk, topladık. Yani bizim o Z sayımız, karmaşık sayımız neymiş? A neydi? Eksi 9 bölü, eksi 9 bölü 5 eksi 12 bölü 5 iyiymiş. Karışık biraz kesirli. Karışık değil de kesirli olduğu için böyle çıktı arkadaşlar. Cevabı oradan başlıyor. İki tane denklem bulduk. Şu Z yerine bunu yazdık. İki tane denklem bulduk. Eşitliği yaptık. A'yı ve B'yi bulduktan sonra topladık. Arkadaşlar 54. soru fonksiyon sorusu, örtenlik sorusu. Bunları da gösterdik size. Fonksiyon çeşitlerinden birebir fonksiyon, örten fonksiyon, içinde fonksiyon hepsini gösterdik. Örten fonksiyon değer kümesinde boşta eleman kalmayacaktı. Yani değer kümesindeki her bir elemana karşılık tanım kümesinden bir eleman olacaktı. Ama şurada şöyle bir şey var. Bakın bize tanım aralığını vermiş. Mesela birinci için konuşuyorum. Verdiğiniz her z için karşılığında yine z dediğimiz tam sayıda. Her tam sayı için karşılığında yine bir tam sayı bulmam lazım. O zaman ben şunu şu fx dediğimiz y değil mi? Birinci için yapıyorum. Y eşittir 2x artı 1. Şu x'i yalnız bırakayım ben. X eşittir arkadaşlar at karşıya. Y eksi 1 bölü 2. Bakın şimdi. Bütün y'ler için x'lerin hepsi bir tam sayı mı? Çünkü bize tam sayı demiş. Mesela uyduralım. Çünkü bütün y'ler için. X 3 olsa 3'ten 1 çıkar 2. 2 2'ye böl 1. 1 bir tam sayı. 3 için sağladı. Ama 4 için sağlayacak mı? 4'ten 1 çıkar 3. 3 bölü 2. X eşittir 3 bölü 2 tam sayı değil. Yani bütün y'ler için sağlamadı. Örten değil. Bu örten değil. İkinci için bakıyorum. Bakın burada da reel sayılardan reel sayılara diyor. Biraz daha aralığı genişletmiş. Yine y eşittir x kare artı 3. X'i yalnız bırakıyorum. At karşıya y eksi 3'ün karekökü. Arkadaşlar yine aynısını yapacağım. Bakın içeriye siz ne verirseniz verin. Yani y değerine ne verirseniz verin. Karşılığında reel sayı veriyorsunuz ya. Karşılığında yine reel sayı çıkıyor mu ona bakacağız. Mesela kaç olsun? Y kaç olsun? 5 olsun. Y 5 olursa 5'ten 3 çıkar. Pardon. Kaç olsun? 8, 7. 7 olsun y. 7'den 3 çıkartırsak 4. 4 karekök dışında 2 olarak çıkar. Bakın tam sayı yani reel sayı olmuş oldu. Yani y eşittir 7 için oldu. Ama örten neydi? Tüm tanım kümesi. Şöyle bir küme vardı ya. Tanım kümesi, değer kümesi. Buradaki bütün elemanlara. Yani bütün reel sayılara karşılık bütün reel sayılar olmuş olacak. Ben az önce bir tanesini 7 demiştim ya bir tanesini denedim. Peki 8 için denesek ya da 5 için denesek 5'ten 3 çıkar 2. X eşittir kök 2 reel sayı değil. Mesela X eşittir kök 2
kök 2 burada reel sayı olmadığı için yani bu da tanım kümesine uymuyor. Şuradaki tanım kümesine uymuyor. Bu da örten değil arkadaşlar. Son olarak üçüncüye bakıyorum. Üçüncü örneğimiz tam sayılardan tam sayılara ne diyor? Y eşittir x artı 1. Y zaten bizim fonksiyonumuzdur. X artı 1. Yalnız bırak x'i. X eşittir 1'e at karşıya. Y eksi 1. Arkadaşlar y yerine ne verirseniz verin. Yani tam sayılardan bahsediyorum. 100 verseniz 99 tam sayı. 500 verseniz 499 tam sayı. 0 verseniz eksi 1 tam sayı. Yani ne verirseniz verin. Karşılığında yine bir tam sayı alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Demek ki üçüncüsü örtenmiş. Yani şıklarda arkadaşlar yalnız 3 olmuş olacak. C şıkkı olarak bulmuş olacağız. Arkadaşlar tahtamız doldu. Ben tahtayı silip tekrar devam edeceğim. Siz not almaya başlayın. Arkadaşlar 55. soruyla devam ediyorum. A eksi B 15 olarak vermiş. A kare eksi B kare. Bakın burada 2 kare farkı var. 2 tane karenin arasında eksi işareti varsa bu 2 kare farkıydı. Derste göstermiştim. A kare eksi B kare eksi 10A eşittir 115 ise A kaçtır diye soruyor. Hemen şu 2 kare farkını açıyorum. A eksi B. Bir artılı bir eksili açılıyordu. A artı B. Eksi 10 tane A eşittir 115'miş. Bakın A eksi B yukarıda 15 olarak vermiş. Yerine koyuyorum. 15 tane A artı B eksi 10 tane A eşittir 115. Dağıtıyorum. 15 A artı 15 B eksi 10 tane A burada var. 115. 15 tane A'dan 10 tane A'yı çıkartırsak 5 tane A artı 15 tane B eşittir 115. Bakın hepsinde 5'ler ortak. O zaman 5'e böleyim, sadeleştireyim yani. 5'e böl A. 5'e böl 3B. 5'e böl 23. 5 kere 15. Aynen 23. Yani bir tane daha denklem buldum arkadaşlar. A artı B. A artı 3B 23'müş. Bir de A eksi B vardı. 15'ti. Az önce yaptığımız örnekteki gibi. Taraf tarafa ben bunları toplayacağım şimdi. A artı 3B eşittir 23. A eksi B. A eksi B eşittir 15'miş. Yukarıda ve aşağıda aynı işaretli olanlar olması lazımdı. Ya da ters işaretli olsun, toplayalım bunu arkadaşlar. Mesela şunu eksiyle çarpayım. Eksi oldu, artı oldu, eksi oldu. Bakın şimdi taraf tarafa toplarsam hani bir artım yukarıda olsun, aynı harfin eksilisi aşağıda olsun, toplayınca birbirini götürsün. O yüzden aşağıya eksiyle çarptım. Ne oldu? Artı A ile eksi A birbirini götürdü. 3 tane B burada var. 1 tane B burada var. 4 tane B. 23'ten 15 çıkartırsınız. 8. A eşittir. 2 oldu. Bize A'yı soruyordu. Sanırım. Şurada hata yapmadık değil mi? A eksi eksi A. Taraf tarafa topladım. 3 tane B. 1 tane burada var. 4 tane B arkadaşlar. 4 A yazmışım buraya. 4 tane B. Yani B'yi 2 bulmuşuz. B'yi 2 bulduysak arkadaşlar eksi 2 oluyor. At karşı. Ya da şöyle. Kaçtan 2'yi çıkartırsam 15 olur. A eşittir 17. A 17. B 2. 17'den 2'yi çıkart 15. Hatta alttaki denklemde de yazarsanız sağlayacaktır. Yani sizde C şıkkı olarak çıkacaktı karşınıza arkadaşlar bu. Polinom sorusu. X üzeri 17 eksi A üzeri A çarpı X üzeri 16 artı 3 çarpı X eksi 4. Çarpanlarından bir tanesini vermiş. Yani bu bunun çarpanıymış. Arkadaşlar çarpanı ne demek? Mesela 8'in çarpanları nedir? 4 var, 2 var, 8 var. Çarpan demek bunu buna böldüğünüz zaman kalanın 0 olması lazım. Bunu da hatta kalansız şey bölme yapmadan kalansız işlemlerde falan yapmıştık polinomlarda. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Px polinomunu x artı 1'e bölmüşler. Bakın şöyle bir bölme işlemi yapılmış mesela. Px şöyle bir bölme yapılmış. X artı 1'e bölmüşler. Bölünen, bölen, bölüm burada bölüm vardı. Burada kalan vardı.
Kalan 0 olacak demiştim. Çünkü eğer çarpanlardan bir tanesi de tam bölünmesi lazım. Yani hiç kalanı olmaması lazım. X artı 1 ile bölümü çarpmışız. Bölümün ne olduğunu bilmiyorum şu an. Lazım da değil. Artı kalan. K'nın hatta K'yı bulmak için şöyle bir yöntem vardı. Ben şurayı 0 yaparsam K'yı bulurum. Burayı 0 yapan şey ne? X yerine eksi 1 yazarsanız X eşittir eksi 1 yazarsanız şurayı komple 0 yapar. Geriye K kalır. Biraz sonra K'yı da 0 yapacağız. Biz yazalım. P X gördüğüm yere eksi 1 yazalım. Şuraya yazdım. P eksi 1. P polinomum yukarıda. Eksi 1'in 17. kuvveti. Eksi A çarpı 1'in eksi 1'in 16. kuvveti artı 3 çarpı eksi 1 eksi 4. Arkadaşlar bunu bulacağım. Bakıyorum eksi 1'in 17. kuvveti eksi 1. Eksi A çarpı eksi 1'in 16. kuvveti artı 1 yapıyor. Yazmama gerek yok. Artı 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Şöyle düzelteyim. Eksi 3. Eksi 4. Arkadaşlar P eksi 1 kalan eksi 1 koyunca kalan hatta şu kalan geriye K kalıyor ya. Çarpanlarından biri ise kalanın da 0 olması lazım. Bu K'nın da 0 olması lazım. Bakın eksi 1 yazdım burayı sıfırladı. Bu da 0 oldu. Yani P eksi 1 0 olmuş oldu. Kalan 0 olması için. Yani çarpanlarından bir tanesi olması için. Ne oldu? Eksi 1. Eksi 3 daha. Eksi 4. Eksi 4 daha. Eksi 8. Eksi 8 eksi A. Eksi 8'den kaçı çıkartırsanız 0 olur. Kendisini yani A eşittir. Yazayım. Eksi 8'miş. Eksi 8'den ben eksi 8'i çıkartırsam 0 olur. Bize sorunun cevabını vermiş olur. Bu şekilde çarpanlarından bir tanesi bu olursa kalan 0 olmak zorunda. Hangi şık arkadaşlar? 56. soru A şıkkıymış derim. 57. soru. Arkadaşlar kökleri verilmiş. Kökler toplamını, diskriminant yöntemini göstermiştik size. Delta'yı bulalım. Kökleri bulduktan sonra farklı yöntemler de var da biz gösterdiğimiz yoldan yapalım. Delta'yı bulduktan sonra x1 ve x2'yi bulalım. Daha sonra farkını alıp cevabı bulalım. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Delta eşittir. Şunları da yazayım. A ne buradan? 1. B ne? Şu a'ydı. Şurada 1 olan. Şu b'ydi. Şu c'ydi. B eksi 5'miş. C 3'müş. Burada yerine yazıyorum. B'nin karesi 25. Eksi 4 çarpı A kaç? 1. C kaç? 3. 25'ten 12'yi çıkart. 13. Deltamızı 13 olarak bulduk. Yapalım şimdi kök bulma. X1 eşittir. Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A'ydı. X1, 2 diyeyim şuna. İkisini de bu şekilde bulduk. X1'i bulayım. Eksi B. Arkadaşlar eksi B. Zaten B eksi 5'te eksiyle çarparsam artı 5 oldu. Artı kök delta'yı ne bulduk? 13. Kök 13 bölü 2 çarpı A1 zaten yazmama gerek bile yok. 2. X2'yi buluyorum. 5 eksi şunun eksilisiydi. 13 bölü 2. Arkadaşlar diyor ki bunun farkını al. X1 eksi X2. Yapayım. X1 nerede? Şurada. 5 artı kök 13 bölü 2 eksi 5 eksi kök 13 bölü 2. Arkadaşlar şu 5 bölü 2'ler birbirine götürecek. Geriye mutlak değerin içinde kök 13. 2 tane kök 13 bölü. Biraz daha düzgün yazayım. Paydada eşitlik. Şunları dağıtırsanız 2 tane kök 13 bölü 2 geliyor arkadaşlar. Mutlak değerin içi. 2'ler sadeleşiyor. Yani kök 13 olarak bulacağız. Neyi? X1 eksi 2 kökler farkını. Zaten eksi de çıksa mutlak değer olacağı için dışarıya artı olarak çıkacak arkadaşlar. 57. sorunun cevabı A şıkkı olarak kök 13 A şıkkında var. Arkadaşlar 58. soru kombinasyon sorusu. Seçme kombinasyon senenin başında yapmıştınız. 3 mektup 5 posta kutusuna. Her kutuya en çok bir mektup gelecek şartıyla. Yani bir şartı var. Şunlar şöyle posta kutuları olsun. Gözümüzde canlandıralım.
5 tane posta kutumuz var. 1, 2, 3, 4, 5 tane posta kutumuz var. Ve 3 mektup alacağız. Aslında eğer şartı vermeseydi şöyle olabilirdi. Hepsini buraya atardık. Bu bir ihtimal olabilirdi. Ya da ikisini buraya, birini buraya atardık. Bu bir başka bir ihtimal olabilirdi. Ama diyor ki her kutuya en çok bir tane gelecek. Buraya iki tane atamazsın. Yani en fazla bir tane atabilirsin, bir tane atabilirsin, bir tane atabilirsin. Onun gibi. Yani benim birinci mektubumu koyacak kaç tane posta kutum var? 5 tane. Birinci mektup 5 tane bir tanesini seçeceğim ya. 5'in birlisi. 5 taneden bir tanesine girebilir. Çarpı ikinci mektup artık aynı kutuya koymayacağım ya. Geriye 4 kutum kaldı. 4'ün birlisi. Çarpı üçüncü mektup artık 3 kutum kaldı. Geriye kalan birinci mektup, ikinci mektup, üçüncü mektup. Bu şekilde yapmış oldum. 5'in birlisi 5'tir arkadaşlar. Bunlar kolay kombinasyonlar. 4'ün birlisi 4, 3'ün birlisi 3. 5 kere 4, 20. 3 ile çarp 60 farklı şekilde. Yani bu da E şıkkında var arkadaşlar. 60 taneyi farklı şekilde bulabilirmişiz. Arkadaşlar 8 soru çözdüm. Daha devam edeceğim. Bunları çözmeye devam edeceğim ama süremiz uzuyor. Ben bir sonraki derste, bir sonraki videoda devam edeceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.